Geldik baba. Nereye geldik? Seni muayene eden doktor vardı ya. Onun bir arkadaşı varmış. Aynı onun gibi tatlı biri. Bir de o bakacak şimdi sana. Niye ki? İşte niye hatırlamıyorsun onu görmek için baba? Hay Allah. Ben hastane sevmem. Biliyorum babam, biliyorum da buna mecburuz. Hadi gel. Gel bak gel. Hay Allah. Gel baba. Hay Allah. Hay Allah. Baba. Hı. Bak ne yapalım biliyor musun baba? Sen kapat gözlerini. Hı. Kapat. Neyden korkuyorsan hiçbirini görme. Ben yanındayım. Gel. Gel baba. Hiçbirini görme. Merak etme babam. Gel. Bak ben en çok neyden korkardım biliyor musun? Ne? Senin gibi olmaktan. Niye? Sen o kadar doğruydun, o kadar adaletliydin ki... ben sana layık bir evlat olamayacağım diye çok korkardım baba. Günün birinde eğer senin gibi anılırsam... sonrasında çok büyük bir hata yaparsam seni çok üzerim diye çok korkuyorum. Hı, sonra? Sonra kötü bir adam oldum, değiştim. Hı. Günahkar oldum baba. Eski Kadir daha iyiydi. Daha çok benziyordu sana. Ben seni çok mu üzdüm? Yok babam, olur mu? Sen hepimizi çok severdin. Biz de seni çok seviyoruz. Onun için de iyi olmanı istiyoruz. İyileşmeni istiyoruz. Hı. Gel babam. Gel. Hı. Gel sağdan baba gel. Peki sen kötü mü oldun? Kötü şeyler yapıyorum diyelim baba. Benim yüzümden mi? Yok baba. Olur mu öyle şey? Hı. Ama senin bir lafın vardı. Bu dünyanın bir türlü hali var. İnsan mecbur kalırsa akrepten daha zehirli olur derdim. Vallahi öyleymiş. Peki ben? Sen ne? Ben kötü şeyler yaptım mı? Yapmadım baba. Ha. Ben sık sık bir rüya görüyorum. Ben bir köprüdeyim. Orada ne yapıyorum, ne işim var? Hiçbir fikrim yok. Su akıyor altından ama canavar gibi, sel gibi. Böyle uzakta da bir kadın var. Ama yüzü silik. Kim bilmiyorum. Sonra? Sonra o kadın kendini köprüden aşağı atıyor. Kadir, sence ben delirdim mi? Yok babam, yok. Bu kötü bir rüya, sana musallat olmuş. Hı. Bak şimdi buradaki doktorlar sayesinde geçecek. Bunların hepsi geçecek. Hı. Sen bana güven, hadi gel. Gel. Tamam. Gel babam, gel. Hı. Gel babam. Yavaş. Bak bunların hepsi senin için baba. Gel. Hep iyi olman için. Gel şu yüzüklerini de çıkaralım. Ne, bunlar kaybolmaz. Yok, burada. He. Her şeyi hatırla diye babam. Her şeyi hatırlayacak mıyım? Hatırlayacaksın her şeyi. Gel bak. Gel baba. Şimdi buraya yatacaksın. He. Babam biraz gürültülü. Nesi gürültü? Yok biraz bir şey yok. Bak ben hemen şuradayım. Hemen buradayım. Tamam. He. Tam sen, şurada sen olacağım. Gitme. Yanında duramam baba. He. Orada durmam lazım. Tamam. Ne? Tamam. Tamam. Sen. Tamam baba. Bak hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Tamam. Kadir, burada mısın? Şuraya basıp konuşabilirsiniz. Baba buradayım. Hareket etmemen gerekiyor, konuştuk ya. Ne
Kadir çok gürültü yapıyor bu. Korkuyorum ben. Orada mısın? Kadir. Babam buradayım. Buradayım, merak etme. Bak ne konuştum? Senin iyiliğin için baba. Azıcık sabret babam, ne olur. Bitecek, az kaldı. Bak şimdi ben bir anımızı anlatacağım. Sen de dinle, tamam mı? Tamam. Ben 6 yaşlarında falanım baba. Ödemiş'teki evimizde senin bir tane malzeme depon var. Ama senden habersiz benim oraya girişim yasak. Çünkü içeride çiviler var, testere var. Kesin bir şey yaparım. Çünkü kesin başıma bir iş alırım. Ama serde yaramazlık da var. Yani bir de sen yasak demişsin. O yasağı deleceğim kesin. Bir gün sen eve çıktın. Ben gizlice daldım seninle bana, tamam mı? Vaktim de az ya. Böyle kurt gibi sağa sola kesiyorum hep. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Allah Allah, görmediğim hiçbir şey yok. Sonra bir baktım. Rafların birinin en üstünde. Benim kumandalı arabam. Ben o arabayı çöpe attın zannediyorum. Çünkü hani yaramazlık yapmışım. Sen de o arabayı ceza olsun diye almışsın benden, çöpe attın demişsin. Sen gelmeden o arabayı alacağım diye ben tezgahın üstüne çıkıyorum. Boyum yetişmiyor. Altıma bir de boya kutusu al. Onunla üstüne çık. Tam uzandım arabayı alacağım derken güm diye düştüm yere. Herkes sese koştu geldi tabii. Sen beni o halde gördün tabii yerde. Ben acımı unutmuşum. Zaten kafam yanılmış, haberim bile yok. Sadece babam beni öldürecek diyorum. Babam çok kızacak bana. Sen beni kucağına aldın. Sakin ol oğlum dedim. Korkma. Hiçbir şey olmadı. Şimdi hastaneye gideceğiz. Doktor amcalar iyileştirecek seni dedi. Ben yolculuk hiç bitmesin istedim. Biliyor musun? Kucağını hiç dinlemedin beni çünkü. Bak şimdi roller değişti. Bana ilk yarata derdi. Hazırladı. Gel babam, gel. Oh. Gel. Oh. Sabret şimdi, eve girince ısınırsın. Ben sana bisiklet almış mıydım? O nereden çıktı şimdi? Öyle bir şey hatırlıyorum hayal meyal. Aldın. Her sene yenisini alırdın. Eski bisikletleri de ihtiyacı olan çocuklara verirdin. Aferin bana. Sen iyi biner miydin? Oo, hem de nasıl. Aferin kerata, aferin. Ne yapıyorsun sen burada? Aklım çıktı aklım. Senin ne işin var burada? Hacı burada mı? Başka biri var mı?
Yok yok, kimse yok. Ben varım sadece. Sen ne zamandır buradasın sen? Yeni geldim. Ne oldu sana? Yok, bir şeyim yok. Niye, üstün başın niye bu halde? Bir şey yok, bir şey yok. Hadi gitmen lazım. Nereye gitmem lazım ya? İlaçladım ben buralara. En az 2-3 gün sürer etkisi, hadi. İyi işte, ne güzel. Ben de şuracıkta ölmüş olurum. Çok yorgun. Firuze, olmaz öyle şey. Saçmalama, hadi. Hadi annenin evine git, hadi. Ne evi ya? Sen hangi evden bahsediyorsun? Kadın kendi doğurduğu kızını evinden kovdu. Sen biliyor musun? Gözümün içine baka baka ne zaman gideceksin diye sordu bana. Benim evim mevim yok Kadir. Bir tek burası var. Bu oda. Bir altın kafes, öleceksem de burada ölürüm. Olmaz öyle şey, saçmalama hadi. Olur. Ya bittim ya ben, bittim. Kimsenin sevmediği, kimsenin umursamadığı Firuze. Firuze gel, geleyim. Firuze yerleri sil, sileyim. Firuze para ver, al anne, vereyim. Firuze hayalet ol, olayım, onu da olayım. Ama Firuze kimsenin umurunda değil ya. Firuze'yi kimse umursamıyor, herkes beni yok sayıyor. Sen de öyle yaptın. Ya ben seni 1000 kere aradım. Ya sana 1000 kere ben mesaj attım ya, sen ne yaptın? Meşgulüm, gelemem. Ya sen çaresiz kalmak nasıl bir şey biliyor musun? Senin ben derdin ya. Neymiş? Firuze'nin kalacak yeri yokmuş. Selahattin senin baban değil mi? Sana para vermiyor mu? Git otelde kal, hadi, hadi. Ben bilmiyorum gerizekalı. Ben bilmiyorum, ben sana ne anlatıyorum? Sen bana ne anlatıyorsun? Dur artık. Bir şey. Ben bilmiyorum, dur. İkisi gerizekalı. Yapma. Ne anlatıyorsun? Dur. Öp beni. Hacım, önce ben mi gidip bakayım istersen? Yok. Gerek yok. Kim var bu saatte burada? Fare leşlerini gömüyordum. İyi. Biraz derine gömseydin, kokmasınlar sonra. İyice derine gömdüm. Hiç merak etme. Yalnız ne fark ettim biliyor musun? Senin toprağın kokuyor. Öyle bir koku ki fare leşlerinin kokusu bile bastıramıyor. Bu güzelim ev,
bu güzelim bahçe. Ama hiç çıkmayan bir koku var. Niye acaba? Sen babanı hiç sevmiyorsun Kadir. Niye biliyor musun? Eğer sevseydin benimle zıtlaşmazdın. Eğer sevseydin benim gücümü sınamaya kalkmazdın. Yazık. Yaşlı başlı adam. O yaşla hapis köşelerinde. Yazık. Ne diyorsun lan sen? Benimle düzgün konuş. Ben sana burası benim çöplüğüm Kadir dedim. Ayağını denk al Kadir dedim. Sen ne yaptın? He? Beni hafife aldın. E şimdi biraz kork benden tabii. Thank you.
Allah'ım senin de beni affetsin. Allah'ım affetsin. Allah'ım affetsin. Geldi mi? Polis mi? Yok, niye gelsin polis? Babam nerede? İçeride uyuyor. Annem de yanmaya razı.